Selamün aleyküm değerli takipçilerim. Herkese hayırlı hafta sonları. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Bizler çok şükür iyiyiz arkadaşlar. Bugün domatesli pilav yapıyorum. Öğlene. Şöyle biberiyle soğanla kavurdum. Şimdi domatesini dökeyim. Salçasını katacağım. Dilan içeriye git fıstığını aydın. Şöyle bulgurumu da yıkadım arkadaşlar birazcık. Bir su bardağını yiyince gelir arada. Fazla oldu mu yinmiyor kalıyor. Gerçi ben soğuk soğuk da seviyorum bulgur pilavını. Soğuk soğuk kaşıklamayı da seviyorum. Bir de sonra şöyle pul biber almış arkadaşlar. Evimizde pul biber yoktu. Daha bahçeminkilerde olmadı. Gelirken pul biber aldı değil mi? O da 1 kilo almış. Kilosu da 250 liraymış. Değirmenden aldım diyor. Bizim salı pazarının arkasında değirmenler var. Biz pul biberimizi, pirincimizi, bulgurumuzu oradan alırız. Sonra pul biberi alırken kendini de unutmamış tabii. Bir de çekirdek almış şöyle bir teyeliz kadar. İçeride şimdi çekirdek çitliyor. Ne yiyelim ne yiyelim dedi. Ben de bulgur pilavı pişireyim dedim. Sulu pişirirsen yirik dedi. Ben solucağına bir bulgur pilavı pişireyim de yiyelim dedim bari. Bu kutuya sadece pul biber koyduğundan pul biberin rengini atmış bakın hele içini. Kaç kere makineye de attım çıkmadı bunun içi. Şöyle boşaltayım. Kullanması kolay olsun. Giriyemini de dolaba kaldırıyorum arkadaşlar. Zepçilik bölümünün altına. Kuvvetinde ne gider sıcak tavla sıcak. Akşam sabah serin gidiyor da öğlenleri sıcak oluyor yine. Bak bu kırmızıymış boya ne içinde? Bulgurumu da yıkadım arkadaşlar bu arada. 2-3 kere yıkadım nasıl şey çıkıyor? Toz gibi aynı. Önceden yıkamazdım hiç. Yıkamaya başladım artık. Karpuz çıkardım soğuk soğuk. Eymen'e salatalık al gel de cacık yapayım dedim. Eymen erindi aşağı inmeye. İşte değerli takipçilerim şöyle görüyorsunuz azıcık sulu sulu kaldı. Fazla da suyu kalmamış da yine de olsun. Şöyle karpuz doğradı. Bir de salata yaptım. Hemen salatalık getirmeye gitmedim. Sadece domates, soğan, biber doğradım. Bir de şu benim kendi kurduğum turşumdan doğradım. Dilan kapat kızın sesini. Koş içeri anneciğim koş. Kalk fıstığım haydi. Dilan haydi. Koş içeri geliyorum ben de haydi anne. Baba.
ben söyle içeride açtın sesini. Burada ceza yedik. Şöyle sağ tarafından da doğrayayım. Telefonun sesini kıstım ya, ona ağlamaya gitti içeriye. Eymen gel oğlum, suyumuzu da götür gel. Suyla bardağı götür gel, sineye koyarsan taşıyamam şimdi. Suyla bardağını götür. Dur ben sana bir de bardak vereyim. Hani bekle de şunu kazanayım. Dur bakayım. Kazandım. Şöyle birazcık da şu turşumdan koyma arkadaşlar. Şu suyla bardağı götür, sesini kapat onu. Dilan'ı gönderiyorum, sen şeyle geliyorum tabletine. Hangi su? Su büyük şişede var ya diye. Su var. Bardak. Sinemiz hazır. Domatesli pilavımız var. Sonra salatalık turşum, yoğurdum, karpuzum, salatam. Bizlere afiyet olsun arkadaşlar. Yine bahçemdeyim arkadaşlar. Kameraya tam ayarlayamadım. Domates topluyorum bugün de. Şöyle domateslerimi toplayayım yavaş yavaş. Arkadaşlar ben bahçeme geldim. Şöyle domateslerimi toplamaya başladım. Tamam, ama bize 3 ay yeter. Ya ben ne güzel arabamı temizliyordum. Sen beni niye sürtlüyorsun buraya hatun? Tripodu koydum vallahi düştü. Doğru. Lütfen ya. Allah Allah. Çağırma dedim. Tripodu indirdim aşağı. Altın... Baktım kendi kendime konuşuyor. Ayaklardan taş koyaydın. Tripodu. Koydum taş koydum da değil mi? Sensiz olmuyor. Olmuyor mu? Allah. Biberler de nasıl güzel görünüyor. Bak hele şu aşağı. Baksana biberler nasıl yiyor. Şu aşağı sarkanlar full. Ağaç dolu. Herhal bunlar zehir gibi. Her dalında 3-5 tane var. He. Salatalığı nereye ektin? Öbürünü? Salatalık şu yukarıya ektim onu. İyi yaptın. Kornişonu çok ektim. Ana şu kıllı salatalık diyor ya, kıllı hıyar dediğimiz. Ben onu seviyorum küçük küçük yemeği. Onu kuru seviyorum. Domatesler bu sene biraz geç kızardı ama herhalde bayağı güzel olacak. Domates domatestir, linda minda yiyeceksin işte. Baksana biberlere ya, Allah'ım yarabbim. Biberlerin ağaçları çok iyi arkadaşlar. Kurban olduğum Allah yaratıyor. Baksana yukarıya yukarıya dikine dikine büyüyorlar. Çok acı oluyor ya bunlar, o yüzden mi dik baş acaba bunlar? Sen de dik başsın. Salatalıklar münayim, yatık büyüyor yazık. Bak şunlar da, şu cim biberleri. Hani biz acı, biz acıyız diyorlar yani. Domatesleri iyi sulasan ama var ha. İyi sulasan çok su parası veriyor. Gelsin. Öderiz. Kullanıyorsak ödeyeceğiz. Doğru mu? Doğru. Hı. Aferin. Bunlar da kucucuk kucucuk erik domates. Ne diyorlardı ona? Kuşu da yoruyor da ben kendi kurduğum turşuyu sevmiyorum. Onun adı neydi o domatesin? Çeri domates. Ha çeri. Biz şeydeyken, kuafördeyken ondan alırdık kahvaltı yapmaya. Ondan tek tek atardık beyaz peynir falan hiç kesmeden. Tuza batırır batırır yerdik. İkiye böldüğünde yedin mi? Nasıl yiyor o kahvaltıdan? Eskiden ben yerdim domates, biber, salatalık falan ya. Yaş geçtikçe insan şey yapıyor. Niye asıl şimdi yemen gerekiyor? Organik bahçede taze taze. Ne bileyim hatun? Yaş geçtikçe ne olacak? Canım hiçbir şey istemiyor. Bıktım. Elimde bir sigara. Ne yapayım? Nasıl ne yapayım? Ben de içmek istemiyorum ama bırakamıyorum, ne yapayım? Abi ben bunu içmesem
Çok bir dakika yan yana gel, hemen gidiyorum. Çok kavga ederim seninle sigara içmesen vallahi. İçenler anlar, takipçilerimizin arasında da içenler vardır. İki domates, iki karak ekmiş. Yukarıda da var ya domates. Orayı unuttun herhalde. Biz oraya doğru gidelim bari. Gidelim. Dilan indi mi anne arabadan? Tamam. Bağırıyordu da aynı. Dilan bağırıyordu ya, herhalde video şey yaptı. İnternet çekmedi, ona bağırıyordur. Bunların arasını biraz fazla açık yapmışsın. Rahat büyüdüler galiba. Açık yaptığım zaman zaten böyle olması gerekiyor. Yarın bir gün yatar bunlar. He işte. Ferah, ferah büyüyorlar ya, belki ondan da faydası olmuştur. Çileklerin de kendine hayrı yok ki bize çilek verecek. Çıhanı dilenmiyor. Bu yüzecek bicimcik çıkmış mercimek gibi. Annedir, bir de yiyelim. Yesin gülüm. Bir dahakine böyle domatesi ektiğin gibi ek. Şey, çilekleri. Yan yana birbirlerinin dalına sarıla sarıla büyüsünler. Birbirlerini kucaklayıp büyüsünler. Domatesler öyle bak. Maşallah. Domatesin rengi de hep elime çıktı bak hani. Eldiven vardı, eldiven de kaybolmuş, onu da bulamadım. Önemli değil. Şeyliği organikliği eline geçiyor işte. Bu tarafta yok. O taraf bayağı dağılmış bak. Arası dolu. Bu taraftan gel at. Benim tarafımdan. Ya da kovanı da götür. Şurada var bak, şurada. Şurada, şurada. Şurada. Ya kıpkırmızı. Kan gibi. Bahçe bozuldu mu traktörle bir girip güzelce sürelim. Dümdüz tertemiz olur. Şurada bir tane XX taş var domatesi. Kocaman. Yarın sen zaten. O çürüyenleri de böceklere at içinde. Hani ikiz ikizlerçi mi o? İkiz ikiz. Bunu Tunca abime vereceğim aslında. Keşke gelse de yese. Elmalarımız da büyümüş. Evet, kırmızı kızarmış. Dur, ben elmaları çekip geleceğim. Fazla sana da değil mi? Şu armut ağacı. Bu sene bundan bir şey çıkmadı. Ayvamız. Şurada küçük bir ayva ağacı var. Ayvada kaç tane? İki tane mi var ayva? Yok, 15 kadar tane yok. Küçük küçük aralarda. Şu elmalarımız. Bunlar hep tatlı elma. Babam. Bunları hep babam ekti. Biz büyüttük. Mekanı cennet olsun. Bu elmalar ne zaman toplanacak? Ağaçta durdukça çürür hatun bunlar. Şuna bak, ne kadar sık sık dolu dolu büyümüş. Selamun aleyküm değerli takipçilerim. Hepinize hayırlı sabahlar. Bugün günlerden bazlama. Görüyorsunuz, bileğin hamur yoğurdum arkadaşlar. Sabah 7'de yoğurduydum. Saat 9. Mayası gelmiş, bir karıştırdım, taşmaya gelmişmiş. Şöyle kapağına da bulaşmış birazcık. Onu da sıyırdım içine. Kaşığıyla bir karıştırdım. Sonra üstünü kapattım, gene kabarmış. Şimdi bezleyeyim de. Ben ortalığı toplayana kadar yer mayası gelsin bir de. Sonra tüpte yapacağım zaten. Tavam var ya. Tavada yapacağım. Canım bazlama istedi. Soner de yiyordu. Yumurtalı bazlama yap da yiyelim diye. Bir de gözleme yapacağım. Kahvaltıyı gözlemeyle yapacağız yani bugün. Yavaş yavaş bezleyin ben bunu, sonra pişirelim yavaş yavaş. Şöyle yavaş yavaş başlayalım değerli takipçilerim de. Ne bileyim, çok mu büyüktü? Büyük değil oğlum anca. Hamur biraz sert gibi ya. Durun bağırın, nasıl olacak? Ne yapıyor? Bazlama yapacağım onu. Şöyle ters çevirecek arkadaşlar bir hamuru. Arka tarafa da düz olsun diye. Anne, sevmek de ben varım. Boymayı seviyorum ben.
15-20 tane çıkarırım. Yumuşacık. Et gibi olmuş hamurda. Hem yumuşak hem sert gibi. Ay. Bunu özümden herhalde. İyice dip dibe koymayayım hem de. Onlar mayalanacak mı? Hayır hayır. Bir karış olsun arası. Şu kadar mı? O bir karış mı oğlum? Karışını gösterelim. Ama karış mı? Şöyle olacak şöyle. Daha ikisini de hamurmaya söyledik ya. Hayır. Ayrıca. Hı. Tamam öyle iyi. Şunu da koy şu tarafa. Anne şunu. Şuraya oturur mu? Oraya oturur mu? Niye? Ben koyarım ya da sen niye elini batırıyorsun? Ben Evet arkadaşlar, ben bazlamaya başladım. Ay, iki tane yaptım. Üçüncü. Çocuklar bir yandan yiyor. Acıkmışlar herhalde. Hemen kahvaltısını yaptı. Geldiler aşağıda. Dilem bazlama istiyor dedi. Peçetenin arasına azıcık koydum da onu yiyor. Sıcak sıcak elime alamadı çocuk. Üç dört tane de ufak maya şeyi tuttum, bezi tuttum. Onu da börek yapacağım, çayını içelim diye. Hemen bazlamayı bitireyim, kettle'a bir su koyayım. Kaynasın sonra çayımızı demleyeyim. Hamur biraz sert ama yumuşacık oluyor şeyisi, bazlaması. Ne? Bana mı diyor neydi? Yanmadan kurtaralım bazlamalarımızı. Sizler neler yapıyorsunuz değerli takipçilerim? Nasılsınız? İyi misiniz? Keyfiniz yerinde mi? Bugün cumartesi, nereye gittiniz? Kahvaltılar yapıldı mı? Beni nerelerden izliyorsunuz? Kahvaltıya ne yaptınız? Benim gibi gözleme yapan var mı? Kahvaltıya bazlama yapan. O şeyi getireyim mi? Dünkü bahçeden getirdiğim domatesten neyi doğrayayım da. Kahvaltıda gözlemeyle bazlama yiyeceğim. Sonra ince istedi de biraz ince açayım bari.
yaprağı. Mis gibi bazlamalarımız oluyor. Anne. Acık geç pişiyor ama olsun. Hani çizgili çizgili battan var ya nerede? Onu bilmiyorum. Direnmiş sumurtluğu bu değil. Baba mı istedi? Haydi. Al fıstığım al. Al bir tane. Anne gidiyor. Ne gidiyor oğlum? Al mısın? Ekmek. Haydi. Şuradan bir daha hamur getireyim de. Eymen diren üstüne örttüğümüzü götürüver. Nereymiş? Şurası biraz daha pişsin dolabıya. Ne istiyor Eymen? Eymen videoyu çekmeyi zannetti ya diye. Al da geç oğlum geç. Olur öyle arada kazanma. Bazlamalarımız bitti arkadaşlar. Şöyle sonuncuyu koyayım. Bana da yumurtalı peynirli börek yapacağım. Şöyle hazırladım zaten yumurtasını, peynirini. Dört tane bezem var zaten. Beş tane böreklik ayırdıydım. Kurçuk kurçuk tuttuydum onlardan. Şöyle biraz yumurta, biraz peynir derken bunlar da börek olsun. Hemen sen sade peynir mi istiyorsun, sade yumurta mı? Sade peynir.
Sadece yumurta yiyelim. Tamam. Anne bahara bak. Hı. Şey bitti yani. Ekmeğe yere atıyorum. Ne diyor? Diren ekmeğe yere atıyor diyor. Hoş anne hoş. Kaçın hemen. Atma bir daha anneye söyle. Diren attın ekmeği al kızım oradan atma ortaya. Börekliğin hamurlarını da hıcık ufak almışsın, uğraştırıp duruyor beni. İçeriye şurada dursun. Az sonra bak börek yapayım size. Böyle hemen çay içelim, tamam mı? Tavanın içi yanıyor durmadan. Tahtanın ucu da kapkara oldu. Biraz şöyle bitsin de. Sabah uyandım arkadaşlar, telefona baktım yorum neyi var mı diye. Bediş Doğan ablamız sağ olsun yorum yapmış, çok güzel bir yorum yapmış. Ona bir cevap vereyim dedim arkadaşlar. Kaynanana sakın küsmeye kalkışma. Ney seni kabul etmiş. Öyle saçmalamış işte. Sanki tek ikinci evliliği ben yapıyorum arkadaşlar. Ben yapıyormuşum gibi saçma sapan bir yorum yazmış. Yorum olsun diye yazdı herhalde yorumu da. Yorumlarım çoğalsın diye. Çok teşekkür ederim ablam da. İkinci evlilik yapan bir ben değilim ki. Herkes yapıyor ikinci. Üçüncü, dördüncü evliliği yapan var. Ben kaynanamla da evlenmedim. Sonradan evlendim. Sağ olsun kabul etti kaynanam gibi beni. Allah razı olsun hepsinde. Sonradan sevdik, anlaştık, evlendik. Yasin'i de kabul etti. Hiç Yasin hiç sorun olmadı onlara. Ta baştan kabul ettiler yani. Kaynanamla kız olmamla, barışık olmamla ikinci evliliğimin alakası ne? Onu da anlamış değilim. Demek ki biz birbirimize nasibimizsik. Ta Ankara'dan gelmiş beni bulmuş sonra. Evlenmişsik. Gözümü açar açmaz insan moralini bozuyor valla. Ben gülerim böyle şeylere. Canım sıkıldı mı önce gülerim. Can sıkıntısına gülüyorum yani. Ben ikinci evliyim. Gayet de mutluyum. Eşimle, çocuklarımla, kaynanamla gayet de mutluyum kızım. Bu ikinci evlilik meselesini kapatın artık. İkinci evlilik daha 8 sene öncesine, 8-9 sene öncesinde kaldı. Benim Soner'i bulduğum gün, Soner'in de beni bulduğu gün ikinci evlilik meselesi bitti arkadaşlar. Yorumu yazan kişiye diyor. Aile içinde küslük de olur, barışkınlık da olur. Her şey olur. Barıştık diye her gün videoya çıkacak da diye kaynanam. Evinde oturuyor. Böyle bir yandan yağlayın da bir yandan da açayım. Eymen! İster çekerek video, ister çekmezlik. Bu da bize kalmış bir şey. Mümkünse
O tarafları kuracağım burayı. Hiç sevmiyorum böyle yorumları buraya getirmeyi de. Getiriyorlar zorla. İyi mi? Şöyle 3 tane de şeyim kalmış beze. Onlarla yapayım da. Amen. Benim nasıl damlaması? Şöyle. Gelin arkadaşlar, koyun kahvaltısı yapalım. Buyurun. Domatesime bakalım, rengi de nasıl güzel. Sen yeme, ben kendime getirdim domatesi. Eymen içmiyor diyor. Eymen çay içmiyor mu oğlum? Bazen aynen doyurdum karnımı diyor. Domatesi içi de nasıl güzel. Dilan, ne iş görüyorsun kızım? Şimdi ben sana ne yapayım Dilan? Dur, domateslerin içini niye sürdün? Ağzını bir şöyle koyalım. Bir açız. Eymen. Şöyle bazı zaman da yumuşacık oldu arkadaşlar. Bakın hele. Bugün de videomuz bu kadar olsun değerli takipçilerim. Allah'a emanet olun. Hype'lerinizi göndermeyi unutmayın. Herkese hayırlı cumartesiler. Bunu şeker attın mı?